Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarında yepyeni bir randevumuza da efendim bugün de bizler kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz bu güzel ekranlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yine Kanal 42 ekranlarındayız, yine Asfora marketlerdeyiz ve yine Ramazan coşkusunu sizlerle beraber yaşamaya devam ediyoruz efendim. Onlarca mağazamızı her gün gezip dolaşıyoruz, kıymetli hemşerilerimizle tanışıyoruz ama bugün öylesine güzel anlardan bir tanesi ki efendim. Yine onlarca şubemizde efendim yaklaşan bayramın sevinci kendini artık iyiden iyiye böyle hissettirmeye başladı. Adeta efendim tüm şubelerimiz böyle çiçek bahçesi gibi oldu. Rengarenk şekerler efendim değerli Konyalı hemşerilerimizi bekliyor. Yine her keseye göre, her damak tadına göre efendim tüm Asfora şubelerimizde efendim şekerler Konyalı hemşerilerimizi bekliyor. Bizler peki efendim bugün neredeyiz? Bugün Ankara Yolu şubemizdeyiz. Yine efendim format dışına çıkmıyoruz. Yine kıymetli hemşerilerimizle tanışacağız. Yine sorular soracağız. Yine alışveriş çekleri takdim edeceğiz. Yine efendim bizler adına şöyle keyifli bir gün olacağı umudundayım. Umarım sizler de efendim yine şöyle ekranlarınızın başında keyifle seyredeceğiniz bir bölüm olur diyelim. Emre Çatalcam en güzel kareleri almak için efendim şöyle sabırsızlanırken bizler şöyle yarışmacı radarımızı açalım. Emre şöyle mağaza içerisinde bir gezip dolaşsın. Hangi kıymetli hemşeriler bakalım ekranlara geliyor. Erkan soruyor. Asfora kazandırıyor. Başlıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, açılış faslından sonra yine döndük dolaştık asıl sebebi ziyaretimize bugün de gelmeyi başardık efendim. Yine kıymetli bir hemşerinizi, kıymetli bir ailemizi efendim şöyle bulduk, sizlerin huzuruna getirdik efendim. Alışveriş arabası şöyle iftara sayılı saatler kala efendim şöyle yavaş yavaş dolmaya başlarken Ankara Yolu Şubesi'ni tercih eden kıymetli hemşerimizle yarışmak nasip olacak artık. Şöyle ne yapalım isterseniz tanışma faslına bir geçelim. Neden Asfora'ya gelmişler bir soralım. Şöyle enlemesine boylamasına güzel bir şöyle sohbet edelim. Ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsın abim? Elhamdülillah, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz efendim. Yenge hanım siz nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Allah iyilik versin. Ağabeyim isim nedir? Kenan Şen. Kenan ağabeyim. Yenge hanım kimdir? Derya Şen. Derya Şen. Şimdi soyadın hakkını vermek lazım efendim. Böyle Şen soy ismimiz varken neden böyle boynu bükük duruyoruz? Çok mu yorulduk bugün? Helalde oruç olunca biraz. İlla ki bir tabi orucun vermiş olduğu bir rehavet ister istemez oluyor. Tabi havaların da ısınmasıyla birlikte yani ister istemez şöyle ne oluyor efendim biraz vücut halsiz kalıyor ama asıl da yani illa ki olayın da tam durumu burası değil mi? Yani sabredeceğiz, dayanacağız, susuzluğa dayanacağız ki şöyle biraz artık yani sevaphanesi biraz şöyle artsın. Kıymetli abim ne işle meşguldür? Ben un fabrikasında çalışıyorum, un sektöründeyim. Allah harika abi, kaç yılımızı verdik bu sektöre? 27. 27 yıldır sofralarımıza gelen o lezzetli ekmeklerin ana menbaı sizden midir abi? İnşallah. Evet, yani. Maşallah abi. Başladık. Çok güzel abimler. İşte emekliliği bekliyoruz. Kaç yıl var emekliliği? 2 yıl var. 2 yıl. Allah artık yüzlük kuyruğuna geldik mi? İnşallah, inşallah. Şimdi kaç yılı tamamlamış olacağız o zaman? 29 yıl. 29 yıl. Maşallah abim. O zaman sen de bayağı erken yaşta artık böyle hayata atılanlardan mı oldun? Yani şimdi lise bitti, yapacak iş yok, üniversiteyi kazanamadık, Allah razı olsun verdik, işe başladık, o gündür bugündür başka bir yere de şey yapmadık, oradan sonra devam. Eyvallah abim benim, inşallah bundan sonraki hayatında da yolun, bahtın, şansın açık olur diyelim. İnşallah. Evlatlarımız nerededir? 3 tane oğlum var. Maşallah, Allah'ın İkisi üniversite talebesi, birisine kız arıyoruz ev vermek için inşallah. Yani i̇nşallah sokak sokak geziyoruz yani. İnşallah nasibinde olan karşısına çıkar. Hayırlısını versin Allah. Değil mi yani? İlla ki yani Allah'ım. Hani her zaman için meşhur dua derler ya böyle işte ömür boyu mutlu olsun. Ömür boyu mutlu olmak diye bir tabir benim kanımca yoktur efendim. Ömür boyu Allah anlaşmayı nasip etsin. Amin. Hem fikir olmayı nasip etsin. Amin. Huzurlu olmayı nasip etsin. Amin. Doğru mu efendim? Evet. Gerisi illa ki olur gider. Ya olur gider. Biz de eşimle evlendiğimizde eşim 16 yaşında ben 22 yaşındaydım. Ya. Eşim çocuk yaştaydı. Biz hani biraz şeydik, gün görmüştük. Ama elhamdülillah. Allah hayırlı kişileri hani karşılaştıransın derler ya, ben karşılaştım. Çok şükür. Yani. Allah'ım dileyen, isteyen herkese nasip etsin. Yuvada da huzurlu olmayı da nasip etsin. Aa. Maşallah tam böyle artık oruç ağza böyle güzel dualarda semaya yükseldi. İnşallah semada yerini bulur dedikten sonra heybeden ilk önce ne çıkıyor efendim? Has kahve çıkıyor. Alışveriş arabasında yerini buluyor ve daha sonra artık
en sevdiğim ana geliyoruz efendim. Yıllardır bu heybeden sorular Asfora marketlerde çıkıyor ve Asfora'yı tercih eden kıymetli Konyalı hemşehrilerimiz kazanıyor efendim. Bugün de artık kıymetli ağabeyimle yarışmak nasipmiş. Ben şimdi soru zarflarını çıkarttım. Yenge hanım seçsin istersen rengi. Yenge hanım hangi renk olsun? Yeşil renkli soru zarfını seçti. Soyadı Şen, kendi şu an yorgun ablam benim. Şöyle takdim ettik. Bakalım yeşil renkli soru zarfında benim kıymetli ablam nasıl bir soru zarfı seçmiş? Sorular dini soru zarfını seçmiş. İyi olur. Allah hakkından geliriz. Bilemezsek de öğrenmiş oluruz. Eyvallah, işte olay bu efendim. Bizler yıllardır efendim bu programı yaparken bizim tek amacımız efendim ekran başındaki özellikle o minik yavrularımız bir şeyler kapsın, bir şeyler öğrensin. Bizim tamamen derdimiz bu. Biz büyükler de nacizane burada böyle oruç ağza efendim şöyle ter döküyoruz. Tatlı birer sohbet çıkartmak derdindeyiz dedikten sonra gelsin mi ilk sorumuz? Gelsin. Haydi bakalım efendim, buyursun gelsin. Yarışmanın sonunda hemşerilere, akrabalara kıymetli ağabeyim selam yollayacak. İlk soru efendim şu anda ekranlarda. Peygamber Efendimiz'i çocukluk yıllarından itibaren koruyup kollayan amcası kimdir? Soruyu tekrarlıyorum efendim. Peygamber Efendimiz'i çocukluk yıllarından itibaren koruyup kollayan amcası kimdir diye sorumuzu yönelttik. A şıkkında... Şıklar gelsin hemen. A şıkkında Hazreti Abbas, B şıkkında Ebu Leheb, C şıkkında Ebu Talip, D şıkkında Ebu Cehil var. C şıkkı Ebu Talip. Ebu Talip midir efendim? İnşallah. Ben öyle biliyoruz. Abim benim tabii ki ister istemez yani kıymetli abim her gün kamerayla mikrofonla gezmiyor. Bir kameranın da ister istemez heyecanı oluyor. İlk sorudan terletmiyorum kıymetli abimi. C şıkkı Ebu Talip. Doğru mudur? Tabii ki efendim doğrudur. Efendim şimdi ürün sektöründe çalışıyorken biraz şöyle yarışmanın dışına çıkalım. Sohbet faslını biraz daha genişletelim istiyorum. Şimdi hamur işleriyle aramız nasıl? Yer miyiz? Yerim. Yerim. Sağlam tüketirim. Hakkını veririz diyorsun. Veririz, yani. Veririm yani. En çok hangi grup abi? Yağlılar mı, börekler mi, çörekler mi? En çok böreklerle mayalı var yani bizim bu Konya'nın meşhur. Evet, meşhurumuz artık. Evet. Ondan yiyoruz yani. Hanım yapıyor, ben yiyorum. Aşağı yukarı oturdum muydu sabah kahvaltısında 4 tane. Oo. Peynirle beraber yiyor. Hakkını verirsin veriyorum, yani. Veriyorum. Şimdi eskiden böyle inşaatlarda falan çalışacak elemanı belirlerken önce bir yemek ikram ederlermiş. Evet. Yeme tarzına göre mi? Öyle ondan sonra iyi yerse iyi çalışır diye onu işe alırlarmış. Sağlam ustadır diyorsun yani. Biz de elhamdülillah ürettiğimizi yiyoruz yani. Evet, tabii ki enerji lazım yani illaki efendim böyle enerji lazım. O zaman gelsin mi şöyle efendim ikinci sorumuzda gelsin. Kıymetli abimizin maşallah sohbeti harika. Bıraksak şöyle iftara kadar gideriz ama süremiz zarfında ne yapacağız? İdare edeceğiz. Maşallah senin beyin sohbeti harika. Ablam benim. Evet abi. Oy kurban olurum ben sana. Allah muhabbetinizi bozmasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah ablam benim. O zaman ikinci soru ekranlarda. Peygamber Efendimizin ticaret ortaklığı vesilesiyle tanıştığı ve sonrasında onunla evlendiği validemiz aşağıdakilerden hangisidir? Şıklar geliyor. A şıkkı Hazreti Ayşe, B şıkkı Hazreti Meryem, C şıkkı Hazreti Zeynep, D şıkkı Hazreti Hatice dedim. Bu soruyu ablam sen cevaplamak ister misin? Soruyu tekrar alabilir miyim? Kurban olurum ablam benim. Soru o zaman tekrar gelsin. Peygamber Efendimizin ticaret ortaklığı vesilesiyle tanıştığı ve sonrasında onunla evlendiği validemiz aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Hazreti Ayşe, B şıkkı Hazreti Meryem, C şıkkı Hazreti Zeynep, D şıkkı Hazreti Hatice. Hazreti Hatice. Hazreti Hatice hanımımıza katılıyor muyuz efendim? Katılıyorum efendim. Maşallah efendim. Yani bu iki güzel insanın arasına girebilmek ne mümkün efendim? Allah aranıza şeytanı vesveseyi sokmasın inşallah dedikten sonra 2'de 2 yapıyorlar mı? Kesinlikle efendim yapıyorlar. Gelsin mi üçüncü sorumuz? Gelsin bakalım. Şimdi Asfora marketler çatısı altındayız. Şöyle bir Asfora marketleri değerlendirelim mi? Elemanlar çalışanlar iyi. Noktasında. Elemanlar iyi. Hijyen noktasında. O da iyi. Kıymetli ağabeyimizden Asfora tam notu aldı efendim. Bir keresinde zeytin kaybetmiştim. Buralarda bir yere koydum. Gençler 3 kişi, bir sene oldu. 3 kişi araya araya zeytini buldu. Ben de başkasını istemiyorum, onu alacağım dedim. Çocuklar sağ olsunlar yani, iyiler yani. Eyvallah efendim, Allah muhabbetinizi bozmasın. Kıymetli hemşerilerimiz sağ olsunlar, Asfora'yı tercih edip geliyorlar. Ayaklarınıza sağlık dedikten sonra efendim. Üçüncü sorumuz, gelsin mi? Gelsin, ne güzel gidiyoruz. Kaldı geriye zaten iki sorumuz. Dini soru zarfımız, üçüncü soru ekranlarda. Peygamber Efendimizin süt kardeşinin adı nedir? Peygamber Efendimizin süt kardeşinin adı nedir dedik ve şıklara geçiyoruz. A şıkkı Selime, B şıkkı Ömer, C şıkkı Şeyma, D şıkkı Ali. Acaba hangisi? C. Hangisi ablam? Şeyma. Şeyma mıdır? Evet. Şeyma diyor ama. Ben de Şeyma katılıyorum.
Abi maşallah ya. Yani maşallah şöyle örnek olacak. Bir ailemiz inşallah senin oğlan da böyle anlaşabileceği böyle yenge hanım gibi kıymetli bir eş bulur kendine. İnşallah arıyoruz. İnşallah nasibinde yazılan öyledir inşallah. Nasip, nasip. Ama hayırlısı nasip olsun. Kesinlikle. Efendim dedikten sonra C şıkkı Şeyma cevabı doğru mudur? Emre'cim tatlıların yanında duruyorsun ya, tansiyonunda herhangi bir hareketlilik yok değil mi? Sağlam duruyorsun maşallah. Zor şartlar altında çekim yapıyor. Abisi böyle baklavaların yanında. C şıkkı Şeyma doğrudur efendim. Son sorumuz geliyor abi. Ne yapacağız? Sünnet diyeceğiz ve bitireceğiz inşallah. Sizleri artık yollayacağız. Dördüncü sorumuz ekranlarda. Peygamber Efendimizin peygamberlik döneminde olduğu gibi çocukluk ve gençlik yıllarında da yakın arkadaşı olan Sıddık lakaplı sahabe kimdir? Ağabeyim hoş geldin. Şıklar geliyor. A şıkkı Hazreti Hamza, B şıkkı Hazreti Zeyd, D şıkkı Hazreti Ali, D şıkkı Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir, Sıddık. Yani hiç başka diğer şıkları saymaya gerek yok. Gerek öyle yok. Mi abi? Evet. Hey maşallah. D şıkkında kıymetli ağabeyim Hazreti Ebu Bekir dedi. Ne de güzel dedi. Güzel bir yarışma çıkarttı. 4'te 4 yaptı mı? Belgin abi kesinlikle yaptı. Gelsin hemen alışveriş çekimiz. Efendim Asfora marketlerdeyiz. Sizler de kazanabilirsiniz. Dedikten sonra ben yenge hanıma takdim edeyim şöyle. Evin asıl kasasına efendim gidiyor alışveriş çekimiz. Abim ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Güzel bir yarışmaydı. Sohbet seninle gerçekten bir harikaydı. Kapanışta eş dost selam bekler. Şöyle bir bayram mesajı alalım. Anneme, kayınpedere, kayınvalideme, biraderlerime, eşime, dostuma, özellikle Müslümanlara ve özellikle mazlumlara. Eyvallah abim benim. Selam olsun. Aleyküm selam. Kıymetli ablam ekran sende. Bir hayırlı bayramlar. Herkese hayırlı bayramlar. Eyvallah ablam ağzına yüreğine sağlık efendim. Kıymetli bir ailemizi tanıdık. Gerçekten şöyle iftara sayılı saatler kala hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bakalım ikinci yarışmacımız kim olacak? Bizler de sizin gibi efendim şöyle heyecanla bekliyoruz. Kıymetli ailemizle şöyle bir el sallayalım ve ikinci yarışmacımız için yola çıkalım. Haydi bakalım. Evet sevgili izleyenlerimiz ilk yarışmacımızı uğurladık efendim. Kıymetli bir ailemizle tanıştık efendim. Memnun olduk. Memnun kaldık efendim şöyle. Umarım sizler de ilk yarışmacımızı ekranlarda izlerken şöyle efendim keyif almışsınızdır. Efendim gerek bu yıl gerekse geçmiş yıllardaki efendim tüm yaptığımız yarışmaların kayıtları efendim YouTube ortamında Kanal 42 sayfasında yer alıyor efendim. Eğer ki kaçırdıysanız izleyemediyseniz efendim gerek bu yıl yaptıklarımız gerekse efendim geçmiş yıllarda yaptıklarımızın hepsi tarihiyle beraber gün sayısına göre efendim şöyle Kanal 42 YouTube adresine girdiğinizde Erkan soruyor Asfora kazandırıyor şeklinde arattırırsanız efendim tüm kayıtlarımız orada mevcut dedikten sonra efendim kıymetli bir büyüğümüz de şu anda yanımızda yine iftara sayılı saatler kaldı efendim şöyle. Asfora Market'i tercih etmişler. Şöyle istiyoruz ki efendim güzel bir sohbet gerçekleştirelim. Güzel bir şöyle Ramazan'a hatıra bırakalım. Ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? Bizler de gayet iyiyiz. İsminizi bağışlar mısınız? Ahmet Köken. Ahmet ağabeyimiz ne işle meşguldür? Ben emekliyim. Nereden emekli olduk efendim? Milli Eğitim'den. Milli Eğitim deyince şimdi ister istemez şöyle bir insan şöyle bir kendine çeki düzen veriyor. Kıymetli hocam diyebilir miyim efendim? Diyebilirsiniz tabii. Branşımız neydi? Sosyal hocam. Bilgiler. Sosyal bilgiler. Nerelerde görev yaptık efendim? İstanbul, evet. Kars ve Konya. Vay vay yüzlerce, binlerce öğrenci. Evet. Öyle mi hocam? Evet aşağıya. Peki halen daha ahde vefa gösterip arayıp soranlar var mı? Maalesef var. Oh ne güzel. Allah'ım inşallah şöyle eksikliklerini göstermesin amin, yani illaki. Amin. Şimdi illaki görevde onlarca yılı devirdiniz. 25 yıl diyebilir miyiz? 26 yıl. 26 yıl. Şimdi illaki 26 yıl önce görev yaptığınız okuldaki insanlar büyüyüp şöyle ansızın hiç beklemediğiniz anda böyle karşınıza çıktığı oldu mu hiç? Böyle çok oluyor sık sık karşılaşıyoruz değişik yerlerde. O zaman benim kıymetli hocam nasıl bir hocaydı böyle hani eskiler biraz şöyle hani nasıl tarif etsek böyle eli maşallardan mıydı? Aynen, böyle? Aynen eli maşallar. Yani şöyle sınıfa girdiğinizde böyle pür dikkat dinlenilen hocalardan mıydı? Yani öyleydik. Eyvallah efendim şöyle o zaman ekran başındaki kıymetli izleyenlerimiz belki de efendim sizin hocanız çıktı diyelim şöyle bir altını da çizmiş olalım. Efendim Ramazan geldi bir sevinçle artık ortasını devirdik sonlara doğru yavaş yavaş şöyle yaklaşmaya başladık. Şekerler dahi geldi bayram geliyor. Nasıl karşıladık, nasıl yaşadık Ramazan'ımızı?
Vallahi Covid'den dolayı Ramazan'ı nasıl karşıladığımız herkese malum. Yani dışarıya çıkamıyorsun, dolaşamıyorsun, eş dost ziyareti yapamıyorsun. İftara kimseyi çağırıp hiç kimseye iftara gidemiyorsun. Onun için buruk karşıladık maalesef. İnşallah efendim hep birlikte dua edeceğiz ki şu maskelerden İnşallah. Kurtulalım. Bir sonraki yıl böyle güle oynaya şu maskelerden kurtulup çekimlerimizi ve hayatımızı gerçekleştirelim. İnşallah. Dedikten sonra efendim emekçi kıymetli bir hocamızla ne yaptık efendim? Emekli bir hocamızla Ankara Yolu şubemizde karşılaştık efendim. Tabii ki güzel bir yarışma çıkartacağız ama istiyoruz ki efendim şöyle has kahve arabada yerini alsın. İftarda efendim şöyle köpüklü kahveler yudumlansın. Yıllarca hocam sorular sordunuz öğrencilere. Sözlüler yaptınız, testler yaptınız. Şimdi nacizane efendim bu sıra kendi adıma konuşuyorum bana geldi. Şimdi de biz bakalım şöyle nacizane kıymetli hocamızı bir sınava tutalım. Hocam hangi renk? Renklerden bir tanesi yeşil renkli soru zarfını az önceki yarışmacımız aldı. O zaman mavi alayım. O zaman mavi dedi benim kıymetli hocam. Bakalım nasıl bir soru zarfı seçmiş. Bu arada efendim kıymetli Ankara Yolu şubemizin değerli mağaza müdürü Nazlı Hanım da şu anda efendim çekimlerde yerini aldı. Ablacığım sen de hoş geldin. Öylesine yoğun ki mağazamız efendim tek tek müşterilerle ilgilenmek zorunda. Altını çizelim ve soru zarfına şöyle bir bakalım. Dini soruları seçmişiz. Kıymetli hocam. Olur, önemli değil. Herhalde biliriz inşallah. Biliriz hiç sıkıntı yok. İnşallah. Gelsin mi o zaman ilk sorumuz? Gelsin buyurun. Bu arada memleket nereydi? Benim Kadınhanı. Kadınhanı. Var evet. mı köyü, ilçesi? Var. Başkuyu diye bir köyü var. Kadınhanı. Başkuyu'na da o zaman şöyle sevgiler, selamlar yollayalım. Köyünüzün medarı iftarı kıymetli hocam şu anda sizinle buluşuyor. İlk soru efendim ekranlarda. Aşağıdaki seçeneklerde namazla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hocam soruyu tekrarlıyorum. Aşağıdaki seçeneklerde namazla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şıklar geliyor. A şıkkı. Zamanında kılınamayan farz namazlar kaza edilebilir. Doğru mu hocam? Doğrudur. Kesinlikle doğru diyor hocam. B şıkkı. Namazların mutlaka cami ve mescitlerde kılınması gerekir. Yanlış. Yanlış bir cevap dedi kıymetli hocam. C şıkkı. Temiz ve uygun olmak şartıyla her yerde namaz kılınabilir. Doğrudur. Eyvallah. D şıkkı, cemaatle kılınan namaz daha makbuldür. Doğrudur. Bu da doğru. O zaman bize yanlış gelen cevap hangisiydi hocam? Cami ve mescitlerde mi? Evet. Yani illaki cami ve mescitlerde kılınması gerekmiyor. Evimizde, müsait olan, temiz olan her yerde. Hayır, mesela cenaze namazını camide kılmayabilirsin, mezarlıkta da kılabilirsin. Girişte, yapılan yerlerinde, onun gibi düşün. O farz bir namaz değil ama olsun. Evet efendim. Kıymetli hocam yine verdiği bilgilerle efendim bizleri aydınlatıyor. Bir de bir yapıyorlar mı? Kesinlikle yapıyorlar. Gelsin hocam iki soru. Bu arada efendim kadınla bağlantıyı kestik mi? Gidip geliyor kestik, muyuz? Gidip gelmiyoruz yok. Tamamen buradayız. Tamamen burada. Kaç yıl olmuş efendim buraya geleli büyükler? Büyükler değil ben geldim. Büyükleri biz küçükken kaybettik. 94'ten beri Konya'dayım. 94'ten beri evet. Konya'dasın. Nasıl şöyle bir ama arada ister istemez memleket havası tahinli pideyi görünce şöyle bir heyecanlanıyor musun? Arada oluyor tabii. Eş dost hemşerilerimiz oluyor. Bir araya geliyoruz konuşabiliyoruz. Eyvallah. Görüyoruz. Allah muhabbetinizi bozmasın Amin. Kıymetli hocam. Amin. O zaman gelsin şöyle ikinci sorumuz. Beş vakit namazdan birinin vaktinde kılınmasına ve vakit geçtikten sonra kılınmasına ne denir? Bir vakti geldiğinde kılınmasına bir de vakit geçtikten sonra kılınmasına soruyoruz. A şıkkı eda ve kaza. Eda ve kaza doğru. Diğer şıkları saymayız mı? Vaktinde eda yok gerek yok. Vaktinde eda sonrası kaza dedikten sonra geliyor efendim ikinci yeşil ışıklarımız. Gelsin mi üçüncü soru? Gelsin efendim. Hocam maşallah gayet güzel gidiyoruz. Allah Eyvallah hocam benim. O zaman üçüncü sorumuz ekranlarda. Bir günde toplam kaç rekat farz namazı kılınır? Sanki hocam soru biraz zorlaştı gibi. Şöyle Yo, sabah namazından başlayıp sayalım mı şöyle bir? Sayalım. Şıklar geliyor o zaman. A şıkkı 5. B şıkkı 17. 17 midir efendim? 17. Vallahi var şimdi insanın karşısında usta bir eğitimci, yıllara meydan okumuş bir eğitimci olunca efendim. Yani bu Erkan sorular karşısında da fazla uzatamıyor. B şıkkı 17 cevabı doğru mudur? Efendim tabii ki doğrudur. Hocam son soruyu yürümek istiyorum. Buyurun. Son soruda geldikten sonra sizi inşallah şöyle alışveriş şekleriyle uğurlayacağız. İnşallah. Şöyle bir Ankara yolundayken şubemizi şöyle bir değerlendirmenizi isteyeceğim hocam. Çalışanlarıyla, hijyeniyle nasıldır? Ben sürekli buradan alışveriş yapıyorum zaten. Herhangi bir şikayetimiz yok. Olduğu zaman da iletiyoruz yetkililere. O zaman şöyle hocam 5 üzerinden bir eğitimci olarak not verecek olursak 5'te kaç alır? 5'te 4.5'tan 5 alır. Eyvallah hocam. Yine 4.5'tan 5'i pek iyi vermeyi başardık efendim. Kıymetli hocamın son sorusu şu anda ekranlarda. 5 vakit namaz hangi mübarek gecede farz kılınmıştır?
Soruyu tekrarlıyorum. Miraç gecesinde mi efendim? Miraç gecesinde. Efendim kıymetli hocam, bu doğru cevapları verdikten sonra uzatmanın hiçbir şekilde manası yok efendim. 200 liralık alışveriş çekimiz kıymetli hocamla buluşuyor. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Renk kattınız yarışmamıza. Kapanışta hocam ekran sizde. Neler söylemek istersiniz? Bir bayram mesajı alabilirsiniz. Tüm Türk İslam alemine Covid'siz, hayırlı, uğurlu, güzel eşleriyle, sevenleriyle, dostlarıyla güzel bir Ramazan geçirmelerini diliyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, yarışma faslından sonra şimdi de artık mağaza içerisinde gezintiye çıkma zamanı. Ağabeyim hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Eyvallah, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz abi, şu seni bir tanımak isteriz. İsmim Yunus. Petrolde çalışıyorum kendim. Oh ne güzel abim benim. Aynı zamanda komşumuz olur Asfora. Oh ne güzel. Güvenli marketimiz. Eyvallah, şimdi bayram yaklaştı. Şeker evet. Tezgahları açıldı. Nasıl şöyle o sevinci hissedebildik mi artık? Ya eski tatları kalmasa da artık ama yine de var o. Ama ilk bizim çocukluğumuzdaki tatları kalmadı tabii. Nerede şeker. O eski bayramlar diyor benim kıymetli ağabeyim benim. Şöyle eşe dosta bir bayram mesajı verelim. Hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize şu hastalık bir an önce kurtulur ve eski şeylerimize, günlerimize geri döneriz. Milletimize de sağlık ve huzur diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Şöyle iftarlık bir kahve verelim efendim. Şimdiden afiyet olsun, hayırlı iftarlar dileyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Neden böyle heyecanlandık, ortalığı dağıttık? İsim nedir ablam? Zehra. Zehra ablam nasılsın, iyisin İyi, değil mi? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Evet. Ablam benim, ne yapıyoruz iftarda? İftarda. Allah hangi yemek var? Karnıyarık. Allah karnıyarık, yanında ne var başka? Pilav olmazsa olmaz. Tarhana çorbası var. Tarhana, Allah. Ablam memleket nereydi? Konya burası. Konya, evlat. Şöyle bir eşe dosta bir selam yollar mısın? Bayram mesajı ver. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Çok sağlıkla. Çok teşekkür ederiz. Efendim şöyle bir iftarlık kahve takdim edelim biz size efendim. Şöyle hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diyelim efendim. İftar artık şöyle sayılı saatler kaldı efendim şöyle. Mağazanın tansiyonu hafif hafif yükselmeye başladı. Neden? Çünkü malum efendim kapanma sürecinde saatler 17'de artık mağazalar kapanıyor şöyle. Elini çabuk tutan Konyalı hemşerilerimiz de mağaza içerisinde efendim ne yapıyorlar? Alışveriş keyfine devam ediyorlar. Efendim hoş geldiniz. Ablam nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Tanışmak isteriz. İsim nedir? Şerife Dağcı. Şerife ablamız Asfora'ya çıkmış gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Nereden gelmiş? Ev yakın mı uzak mı? Yakın. Yakın sayılır. Komşulardansın. Evet. Buralarda oturuyoruz. Bayram yaklaştı geldi. Şeker tezgahları açıldı. Neler söyleyeceksin? Heyecan var mı heyecan? Heyecan var. Değil mi yani? Bunun da olsa bir heyecanımız var. Olsun. Yine de bu bizim bayramımız. Biz yine de devam edeceğiz heyecanımıza, bayram yaşamaya. Eyvallah. Memleket neresi? Konya. Konya yok mu ilçesi, köyü? Var köyü. Neresi orası? Eğribayat köyü. Eğribayat köyüne o zaman şöyle bir selamlar, sevgiler yollayalım ve kıymetli ablamıza iftarlık şöyle bir kahve takdim edelim efendim. Ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar dedikten sonra efendim Ankara Yolu Şubemizi tercih eden kıymetli hemşerilerimiz görmüş olduğunuz gibi efendim nacizane böyle mağazamızda aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Bir evin olmazsa olmazı, her şey burada var mı? Kesinlikle var. Teyzem hoş geldin. Kurban olurum, ben teyzemin bir hatırını soracağım. Nasılsın? İyiyim hocam, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim teyzem. Hiç iyi değilim de. Allah şifa versin diyelim o zaman, olur mu? Neyin olur. Var, hayırdır? Şimdi tansiyon var, şeker var, kolesterol var. Ha şöyle bir ucuz patlıcan bulayım da alırım diye ona geldim. Oh iyi yapmışsın teyzem benim. Allah sana şifa versin inşallah, amin, olur mu? Amin. Şöyle bir toruna, herkese şöyle bir selam yolla hadi torunlara filan. İzlesinler seni. Herkese selam, torunlara, gelinlere, oğlanlara, herkese selam. Aleyküm selam, benim nur yüzlü teyzeme ben şöyle bir kahve ikram edeyim, heybeden iftarda içsin inşallah, çok, olur mu? Çok istedim. Eyvallah nasıl teyzem benim. Geldi. Harika işte, olay bu efendim. Hadi bir el sallayalım mı? Sallayalım. Hadi salla şöyle, Allah'a kurban olurum ben sana teyzem. Hayırlı iftarlar, kendine çok iyi bak. Evet efendim, teyzem diyor ki canım kahve çekmişti, ne de güzel denk geldi. Denk gelince denk gelir, yeter ki efendim niyetler halis olsun dedikten sonra orada güler yüzüyle efendim mağazamıza güneş gibi doğan kıymetli bir ablamız var. Ablam hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür, elhamdülillah. Sizler? Bizler de gayet iyiyiz efendim. Hoş geldiniz Allah mağazamıza. Allah'a birlik versin, teşekkür ederim. Bayram geldi, şeker tezgahları açıldı. Neler söylemek isteriz? Vallahi bayram yok ki. Gidip gelme olmadığı için. Çok fazla değil ama evde kendimizi yiyecek kadarıyla, yani çoluğumuzun çocuğumuzun yiyecek kadarıyla alışveriş. Bir de mübarek gün, insan oruç ağızda canı da istiyor, çekiyor. Yani akşam bir şey yemiyoruz ama bu şekilde de devam ediyoruz. Her gün de buraya geliyorum. Sebzesi, manavı birinci sınıf. Harika, harika. Şeyleri birinci sınıf. Şiddetle diğer Konyalı hemşehrilerimize tavsiye ediyorlar efendim, daha ne olsun. Evet, şiddetle tavsiye ediyorum. Güzel bir bayram mesajı almak istiyorum senden. Allah'ım bu hastalıktan hepimizi, öncelikle vatanımızı, milletimizi, tüm dünyayı kurtarsın. Amin. Sağlıklı, sıhhatli,
İnşallah nice bayramlara milletim tekrar kavuşsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle kahve tadında bir sohbeti vardı kıymetli. Ablamın şöyle iftarlık takdim edelim. İnşallah şöyle ev halkına da bizden selamlar iletelim. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah efendim. Kıymetli bir olay bu efendim. İşte ben söylemiyorum. Konyalı hemşerilerimiz, Konyalı vatandaşlarımız soruyor. Orada dedem var. Dedem benim. Yıllara meydan okumuş, duruşundan hiçbir şeyi kaybetmemiş. Dedem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın dedem? Allah şükür iyiyiz. Siz de iyisiniz. İsmini bağışla bir bana bir hele. Zeki Gazeller. Zeki dayım buralarda mıdır? Komşu mudur Asfora'ya? Asfora'ya aşağı yukarı komşu sayılır. Akademi hastanesine orada. Eyvallah. Sen bugün çok yorgun duruyorsun böyle. Valla Salay'dan geliyordun. O zaman var ya senin derdinin çaresi benim heybenin içinde saklı. Has kahvelerini verelim. Şöyle bir iftarlık kahve verelim sana. Teşekkür ederim. İftarda içersin inşallah. Hadi şöyle bir eşi dosta bayram mesajı Ramazanlar, ver. Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Eyvallah dedim benim. Kendine iyi bak, kendini fazla yorma inşallah. Olur mu? Eyvallah efendim. Konyalı hemşerilerimizle tanışmaya devam ediyor muyuz? Kesinlikle ediyoruz. Şu güler yüzü de ekranlara çıkartalım abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim abi. İsmini bağışla. Yüksel. Yüksel abim benim. Sanki böyle uykudan kalkmışsın. Yengem demiş ki sana git az bir şey eksik var, git şunları al gel. Aynen öyle. Tam o duruş var sende. Aynen öyle. Sen bana güzel bir bayram mesajı ver şöyle. Ne diyeyim abi? Tüm ümmeti Muhammed'in bayramı mübarek olsun. Tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramı mübarek olsun. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İftar bir kahve verelim. Köpürtün köpürtün hoş sohbeti eşliğinde için inşallah teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Abim benim hayırlı iftarlar. Emren bakalım gel. Dünyalar tatlısı bir tane küçük fıstığımız var. Hoş geldiniz. Bak bak gel göster Emre abisi. Bak göster fıstığımızı. İzleyen izleyicilerimiz maşallah desin. Ha, hoş tamam. Geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Şükür siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Şöyle şu dünya güzeli cimcimeyi görünce şöyle sizi yolunuzdan alıkoyduk. Yok sorun değil. Estağfurullah. Hoş geldiniz bu arada mağazamıza. Teşekkürler. Şöyle bir kahve ikram etmek istiyoruz efendim sizlere. Şöyle iftar sonu inşallah şöyle sohbet eşliğinde tüketirsiniz. İnşallah. Bir bayram mesajı alalım hadi eşe dosta. Şöyle yapalım. Tabii ki. Kızımız da görünsün şöyle kızlığımız. Haydi bakalım bayram buradan, mesajı geliyor. Buradan Gökhan amcasına, babaannesine, hepsine çok selam söylüyoruz. Niğde'deki anneannesine, dedesine falan hepsine. Sizi özleyen herkese, özlediğiniz herkese diyelim. Aynen öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar dileyelim. Erkan sordu. Asfora bugün de kazandırdı efendim. Ankara yolu şubemizdeydik. Kıymetli hemşerilerimizle tanıştık, muhabbetler ettik. Yine heybeden alışveriş çekleri çıktı. Asıl sahiplerini buldu. Asfora marketleri tercih edenler efendim bugün de kazanmış oldu. Bu yarışma heyecanı halen daha devam ediyor efendim. Sizleri tüm Asfora şubelerine bekliyoruz. Şekerlerimiz açıldı efendim. Her keseye, her damak tadına göre şekerlerimiz mevcut. Gelirseniz efendim tüm şubelerimizde bu güzellikleri görmüş olursunuz dedikten sonra Ankara Yolu Şubesi bugün bizi mest etti efendim. Değerli mağaza müdürümüz Nazlı ablamıza buradan sevgiler, selamlar yollayalım. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Ne zaman gelsek efendim mağazanın tansiyonu hiç düşmüyor. Enerjisiyle, temizliğiyle, hijyeniyle, müşterileriyle efendim gerçekten görülmeye değer ender mağazalarımızdan bir tanesi. Altını çizelim efendim. Şöyle tüm personeli de unutmayalım tabii ki efendim. Hepsi bugün ayrı ayrı koşturdu. Emek sarf etti. Hepsine de sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyoruz. Yarın da Asfora'mızın farklı bir şubesinde olacağız. Yine bu heyecanı sizlere aktaracağız. Yine heybeden sorular çıkacak efendim. Yine Asfora'yı tercih edenler kazanmaya devam edecekler. Bizden bugünlük de bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte bu güzel ekranlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.